Evet tekrar merhaba. Şimdi uzman 3'e geçiyorum. Ee, kalemi de elime aldım. Soruyu da çağıralım. Bir görelim bakalım. ilk sorumuz nasıl bir soruymuş. Bu şimdi nasıl bir şey? A kare eksi b kare gibi değil mi? Yani baksana bir şeyin karesi var. Burada bir şeyin karesi var. Arada fark var. Bu iki kare farkı. Şimdi biz böyle durumlarda bu içerileri bir toplayıp bir de çıkartıp çarpıyoruz değil mi? O zaman ben de öyle yapayım. Ya bunları şimdi taraf tarafa toplasam. içlerinden bahsediyorum. Logaritma 5 tabanı 4'ler gider. 2 tane logaritma 2 tabanında 25 kalır. Sonra çarpı. Bir de bunları taraf tarafa çıkarsak. Çıkardığımız zaman bu sefer logaritma 2 tabanı 25'e gider. Şimdi buradan biz eksi log 5 tabanında 4 çıkartırsak. 2 tane log 5 tabanında 4 kalır. Evet. Durum bu. Şimdi şu ikiler 4'ü oluşturuyor. Onu en önde bir bulundurayım. Burayı da 2 tabanında 5'in karesi diye yazıyorum. Şurayı da 5 tabanında 2'nin karesi diye yazayım. Sonrasında ne oluyor hatırla bakalım. Bu 2 ve şu 2 önden daha doğrusu üstten öne düşüyor. 4 orada duruyor. 2 diye geldi. Burada kalanlara da baktığın zaman hani bir zincir oluştu. Logaritma bak 5'ler aynı, 2 tabanında 2 kalıyor. Bura 1 zaten bir anlamı yok. Buradan da 4 kere 4'ten ne geliyor? 16 cevabı geliyor. Yani E şıkkı diyeceğiz. Şimdi A nedir diye sormuş bize. Bir kere şuradan bir çözümleme yapalım. 2 üzeri 3 eşittir B'dir. Yani B'nin 8 olduğunu bulduk. Peki başka? He, şu b'nin yerine 8 e yazacağız. O zaman a eşittir. Soru da aynı soruyor zaten. Logaritma. E, burası 2 üzeri eksi 6 mıdır? Şurası direkt. Hani şurası 2 üzeri 6 takla attığı için 2 üzeri eksi 6 oldu. O tamam. Şimdi burası 2 üzeri 3. Şu b. Bak 8 çünkü. Bak bu 2 üzeri 3 ya. Burası 2 üzeri 9 yaptı. Bu da takla attı. O zaman 2 üzeri eksi 9'a ulaştı değeri. Sonrasında bu eksi 9 ve eksi 6 öne düşüyor. Burada logaritma da iki 2 kaldı. Bunun bir önemi yok. 1 zaten. Şunları da eksi 3'e sadeleştirirsek 3 bölü 2 geliyor. Bu da tabii neyin değeriydi zaten? An değeriydi. Cevap C şıkkı çıkacak. Şimdi bana e, bu fonksiyonun tersinin kuralını sormuş. Şöyle yapacağım. f x y'ye eşit ya. Ee, onun yerine, yani yeni yerine x yazıyorum. Sonra x'in yerine de y yazacağım. Şöyle. Tamam. Buradan adım adım y'yi yalnız bırakacağız. Elde ettiğimiz y de bizim cevabımız olacak. Peki ne yapabiliriz? Şu ifadede içle dış dışı yerleştirdiğim zaman... 2 üzeri x eşittir. Logaritma 4 tabanında y artı 2 oldu. Sonra burayla şu 2 üzeri x'i yerleştiriyorum. Bu sefer 4 üzeri 2 üzeri x yaptı. Şöyle bir şey var. Y artı 2 yapıyor. Ee, bu da aslında bir bakıyorum 4 üzeri diye bir cevap yok. Demek ki bununla oynamamız lazım. Bu 2 üzeri 2 şu. Bu 2 üzeri 2. Çarpı bir de 2 üzeri x var burada. Şu eksi 2'yi de buraya attım y. Evet bitti aslında da ee, en son temiz halini bir görelim. Yani y eşittir. 2 üzeri. Şurada aslında çarpma var. Kuvvetler toplanır. 2 üzeri x artı 1 eksi 2'dir deriz. Bu cevap da nerede görünüyor? E şıkkında görünüyor. Aslında şöyle. Evet tamam bulduk. Şimdi soruya baktığım zaman burada e, ee, ifadelerin hepsini 2'nin kuvvetleri olarak bir yazayım. 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 ve 2 üzeri 1 bölü 6. Burayı bir halledelim. Bu neyin nesiymiş bir anlayalım. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 6 var. Kuvvetler toplanıyor hani. Şimdi paydalarını eşitleyelim. Şurayı 3 ile burayı 2 ile genişlettim. Yukarı zaten ne geldi biliyor musun? 6 bölü 6'dan 1 geldi kuvvet. 2'ymiş yani burası. Ya yani sonrasında şöyle görünüyor. 2 üzeri logaritma kök 2 tabanında x eşittir 16 diye görünüyor. E şimdi o zaman şu kuvvetin de hani 2'nin kaçıncı kuvveti 4? E, 16'dır 4. kuvvet. Demek ki burası 4. Onu da tekrar aşağı yazacağım. Logaritma kök 2 tabanında x eşittir 4. Şunları bir yer değiştirelim. Kök 2'nin 4. kuvveti eşittir x. E, karesi 2 bir karesi daha 4 yaptı. x eşittir buradan ne geldi? 4 geldi. Soruda o zaten... ...cevap da C şıkkı. E, bu ifadeyi... ...nasıl halletsek... ...diye bakıyorum. Çözümleyelim bunu. Şöyle yapacağım. Logaritma... E, ...A üzeri... ...şurası 3 bölü 5. Çünkü kuvvet... ...burada 3 ama kökün kuvveti... ...5 bölü olarak geliyor. Artı... ...niye artı koydum? Bunlar arasında çarpma var çünkü... Ve zaten böyle kesirli olduğu zaman yukarıdakiler toplama diye gidiyor. Aşağıdakiler de çıkarma diye gidecek tamam mı? Bu da b üzeri 2 bölü 5 oldu. Eksi şimdi logaritma a yaptı. Bir eksi daha logaritma b üzeri 4. Durum bu. Peki buradan ne elde ettik şimdi? 3 bölü 5 log a kaldı bak. Log a ne vermiş? 5. Şuraya bir 5'i koyalım. Artı 2 bölü 5 log b diyor. O da 10. Onu da buraya yazdık. Sonra log A diyordu bu 5. Şu da 4 çarpı log B yapıyor. O da nedir? 10. Değil mi? Log B 10 evet. Peki. Buradan şunlar gidiyor. Hatta buradan da gitti 2 kaldı. Buradan 3 var. Şurada 4. Eksi 45 de şuradan geldi. Eksi 45 artı 7 daha ne yapar? Eksi 30. 8 yapar. Evet. Şıkkımız A şıkkıymış. Şimdi X ve Y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ee, nasıl bir durum yaratsak. Ben e, şuna A demek istiyorum. Logaritma X tabanında Y'ye A diyeyim. O zaman 2A bu arada şu 3 öne düşerse ki düşer. Y tabanında x de bölü a olur. 3 bölü a. Şu 7'yi de sola atayım. Eksi 7 eşittir 0. Sonra bu ifadeyi a ile genişletelim. Her şeyi aynı, a ile çarpalım. 2a kare eksi 7a artı 3 eşittir 0 yaptı. Çarpanları neymiş bunların? Bunun. Şöyle bir getirelim. 3'e 1. Hatta ikisinden de eksi gelecek eşittir 0. Yani e, çıkan şeyler şunlar. A 1 bölü 2 de olabilir. A 3 de olabilir. Şimdi A'nın 1 bölü 2 olduğunu varsayalım. Yani şurası ya A. Bunu biz şimdi bir 1 bölü 2 eşit diyelim. Bunu farklı renkle yapayım. Yeşille gidelim. Logaritma x tabanında y. 1 bölü 2 ise buradan x üzeri 1 bölü 2 eşittir y. Yani y eşittir karekök x. Böyle bir Bağıntı olabilir. Şuradan devam edelim. Logaritma x tabanında y eşittir 3 ise x küp eşittir y. Yani y eşittir x küpte olabilir. Aslında ikisi de olabilir. Şıklarda bunlardan hangisi var? Evet bu var. O zaman da cevap c olacak. Ama e, bence x ve y arasındaki bağıntılardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir demek daha doğru olurdu. Çünkü iki tane bağıntı var. Ha bu yanlış mıdır? Değildir. Ee, çünkü y'nin x kübü koyduğumuz zaman zaten ne yapıyor? Sağlıyor. Neyse. Diyecek bir şey yok. Cevap c şıkkıdır dedik. Ee, ben x yerine 2 üzeri eksi 20'yi bir yazayım. Logaritma. Bu arada şu 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazacağım. 2 üzeri eksi 20. Sonra 2 üzeri eksi 20... Şunu da bölü 2 üzeri 4 diye yazdım. Şöyle paketleyelim de kafamızı karıştırmasın. Bunu soruyor. Çok rahat bir soru. 2 üzeri eksi 18'i gördüm. Tabanda olan sayı. Bu da ne olur? Bu 4 dedi mi? Yukarı çıkar. Eksi 24 yapıyor. Bu eksi 24 ile eksi 18 de öne şöyle bir düşüyor. Zaten düşüyor. direkte cevap oluyordu hani o. Çünkü logaritma 2 tabanda 2 kalıyor. da 1'e eşit işte yazmıyoruz biz onu. Eksi 24 bölü eksi 18. En iyi bunlar eksi 6 ile sadeleşirse 4 bölü 3 geliyor. Evet. Demek ki sorumuzun şıkkı ne olacak? E olacak. Burada şöyle bir bağıntı var. X kare eşittir M olduğuna göre diyor. Bu ifadenin eşiti neyin nesidir diye sormuş. İlk ifadeyi ben elen x küp diye yazarım. İkincisi de elen y kare diye yazarım. Şuna bir şey yapmayayım şimdilik. Artık bunların tabanları hep aynı zaten. Ee, şöyle yazılabilir yani. Elen x küp çarpı y kare bölü x y diye yazılabilir. Evet durum bu. Sonra bakalım ne elde ediyoruz. Ee, şuradan bir x kare görüyorum. Şuradan da bir tane y görüyorum. Bir dakika bunu niye bu kadar aşağı yazdıysam değil mi? Paydası kalmadı. Şöyle yazacağız. X kare Y oldu. E bunu da bize zaten M diye vermiş. Çok rahat bir soruymuş. Cevabımız Elen M olacak. Yani nedir? A şıkkıdır diyoruz da A'ya isabet ettiremem. Peki. Burada ne yapalım? Eee şunu yapalım. Bunları bir yer değiştirelim. 2 üzeri 3 eşittir. 2 A bölü B Buradan e, birer iki, iki gönderdim. Burada 4 kalıyor. Hatta B'yi de buraya çarpı olarak attım. A eşittir 4B gibi bir şey yakaladım. Tamam. Burada, e, şundan bir ilerleyelim. Bu sefer de 2 üzeri 8 eşittir 4AB oldu. E, 2 üzeri 2 bu. Burada 2 üzeri 6 kaldı. Yani buradan da AB'nin 64 olduğunu gördüm. Tamam. O zaman bana artı bir soruyor değil mi? Şu ikisini kullandığım zaman ne yapacağım? A yerine 4b yazdım. 4b oradan bir de b var. 64. Buradan b kare eşittir. 16 geliyor. Yani b değerimiz nedir? 4'tür. Evet. B kareden dolayı b değerimiz 4. Şimdi b 4 ise şuraya da bakalım. A da nedir? Buradan 4 kere 4. 16'dır. Şunların bana Neyi sorulmuş? Toplamı sorulmuş. Bunların toplamında kaç yapıyor? 20 yapıyor. Cevabımız C şıkkı. Ee, burada ne yapalım? Küp kök. Şu kökü bayağı bir büyük yapayım ki içeriği rahatlıkla görelim. Şu 3'te bir dursun. Burayı ben logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2 ve bunun bir de şurasında 3. kuvvet var. Şurayı da logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 2. Bunun da burası yine 3 var ama bir de kapatacağız tekrar. Şimdi neler oldu? Bak burayı bir hayal edelim. Bu eksi 1 öne düştü. Direkt burasının içi eksi 1 yaptı. Yani şunu yakaladık. Küp kök. Şöyle bir 3 duruyor. Şurada bir eksi 1 var. Bunun küpü. Tamam. Artı. Bu eksi 2 öne düştü şuradan. Daha doğrusu o kadar değil. Şu parantazın içerisinde kalsın olay. Şuraya geldi. Orada da eksi 2'nin bu sefer küpü oldu. Durum bu. Ee, buradan ne yakalıyorum? Ee, şimdi 3 şuradan. Burası eksi 1. Burası da eksi 8. Eksi 9 yaptı. Şöyle bir şey çıktı. He, küp kök. Eksi 27 elde edildi. Cevabımız neymiş? Eksi 3'müş diyeceğiz. A şıkkını işaretleyeceğiz. Bu soruda alttan yukarıya doğru hareket etmemiz lazım. İlk önce ben şurayı bir halledeyim. Bak şurayı. Bunu nasıl yazacağız biliyor musun? Şu 1'i logaritma 3 üç tabanında 3'te yazarsam bu logaritma 3 tabanında hani 3 ya bak bir yazayım da bir sonra konuşalım. Şöyle bir durum var. Burası logaritma 3 tabanında 3 kere 2'den 6 oldu. Bura bu. Sıkıntı var mı? Yok. Ee, sonra şunun tamamına bir bakayım. Bak şurası. Burası 1 eksi. Logaritma 3 tabanında 2 bölü. Logaritma 3 tabanında 6. Ee, şu 1 eksi dursun. Burayı da ben logaritma 6 tabanında 2 diye yazabilirim. Ne yaptım aslında? Gözlerim şu 3'ü görmedi. Bunu yapabiliyoruz. Sadeleştirme değil de bu. Şöyle düşün. Bu taban değişti. Değiştiriyoruz ya böyle bir ifadesi. 3 tabanında seçilmiş bu yapılmış. Değiştirmeden önceki halde buymuş. Böyle yapabiliyoruz. Sonra şu birin yerine ben logaritma 6 tabanında 6 yazacağım. Logaritma 6 tabanında 2. E, bu da logaritma 6 tabanında 6 bölü 2'den 3 oldu. Şimdi en son neredeyiz? Dikkat edelim. Logaritma 2 tabanında 3 eksi. Logaritma 2 tabanında 3 bölü şimdi bu. Logaritma 6 tabanında 3 noktasındayız. Yani şunu şu üsttekini yazdım. Altta hani buradan tamamen gelen neyse onu da bulmuştuk ya biraz önce. O da neydi? Şurasıydı. Onu buraya gömdüm. Şimdi burada şunu yapacağım. Bak bunu yukarı atacağım şöyle. Logaritma 2 tabanında 3 eksi Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 6 oldu. Bak şunlar aynı olduğu için o zaman buradan logaritma 2 tabanında 3. Eksi logaritma 2 tabanında. Hani şunlar aynı olacağı bununla bunu anıyorduk ya 6 geldi. Bu da logaritma 2 tabanında 3 bölü 6 yaptı. 3 bölü 6 ne demek? 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 ne demek? 2 üzeri eksi 1 demek. Eksi 1 de öne düşerse bu son cevabı da ne çıkar? Eksi 1 çıkar diyeceğiz. Evet. Şöyle bir yazayım. Cevap eksi 1. Yani neymiş? B şıkkıymış. Şimdi logaritma 5 tabanında neyi soruyorsun? 4'ü ee, soruyorsun bana. Acaba ne yapmalıyız? Şunlarla biraz oynayalım. Mesela bunu şöyle yazacağım ben. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 5 dedim. Bu A. Sonra şu 1 bölü 2 öne düştüğü zaman. Bak. Şu 1 bölü 2 öne düştüğünde ne olacak burası? 2 logaritma 3 tabanında 5 eşittir A olacak. Böyle bir şey yakaladık. Bir de şununla oynayalım. Burayı ne yapayım ben şimdi? Logaritma 2 3'ün 1 bölü 2. kuvveti B. Yani bunun en güzel hali 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 3 eşittir b oldu. Hı hı. Şimdi benim dikkatlerim tabii şunlara yöneliyor. Şu ifadeyle, şu ifadeye bakıyorum. Ben bunları şöyle yazayım iyi seyret. 2 logaritma 3 tabanında 5 çarpı 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 5 oraya buru buraya yazmayın. Bekle. Bunu buraya yazmayacağım. Seyret. Şunu bunu sonuna yazacağım. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanı da 3 diye yazıyorum. Ee, Tabi bunun eşiti ne oldu? Bu aslında neye eşit? B'ye. Şu da neye eşit? A'ya eşit. Tamam. Sonuç şu 2 ile 1 bölü 2 birbirini götürdü. Burada kalanlara dikkat ettin mi? Şunlara. Şu 3'ler aynı olduğu için burası logaritma. 2 tabanı da 5 yaptı. Bu şu an B çarpı A. Şimdi istenene bir bakalım. İstenen 5 tabanında 4. O zaman bunları bir e, takla attırayım. Yani e, şöyle olur. Logaritma 5 tabanında 2. Bu da takla atar. 1 bölü BA ya da AB diye de yazılabilir. Yalnız şöyle 4 yapmamız gerekiyor. Burayı 4 yapmak için ben burayı 2 ile çarpacağım. Denge bozulmasın diye burayı 2 ile çarpacağım. Burası logaritma 5 tabanında 4 oldu. Bu da 2 bölü AB geldi. Belki daha kolay bir çözümü vardır ama hani ben böyle geldim, gittim, e, bitirdim. Yani benim çözümüm bu oldu. E, cevabımız nedir? E şıkkıdır diyeceğim. Şimdi bu, bak, e, tabanlarımız 2. Toplamı var, çarpacağız. Yani logaritma 2 tabanında, kare kök içerisinde 6 artı kök 20 çarpı, kök içerisinde 6 eksi kök 20'dir dedim. Sonrasında logaritma 2 tabanında büyük kare kök altında şöyle uzatıyorum. 6 artı kök 20 çarpı 6 eksi kök 20 olur. İçerisi 2 kare farkını oluşturdu. Yani ne olacak bu? Birincinin karesi 36 eksi kök 20'nin karesi 20. Burası 16 yaptı. Karekökü kökü nedir? 4'tür. Yani 2 tabanında 4 oldu. Bu da logaritma iki tabanında 2 tabanında 2'nin karesi. 2 de öne düştü. Cevapta ne geldi? Tabii ki 2 geldi diyeceğiz. Evet hepsi bu. Cevapta nerede? C şıkkında. Şimdi burada ne istiyorsun sen benden? Ona bakıyorum. Şurayı x yapmaya çalışacağım. Şurayı. Bak bunu nasıl yapacağız? x üzeri logaritma x üzeri 1 bölü 2. Bunun bir de yukarısında ne var? 2x var. Ee, eşiti nedir? Bunun 8'dir. Şuna kurtulmaya çalışacağım. Şu 1 bölü 2'den kurtulacağım. Bu 1 bölü 2'den kurtulmanın yolu şudur. Bunu buradan alıp bunun tepesine koymaktır. Hani öne de atabilirim ama şu formatı yakalamaya çalışıyorum. A üzeri logaritma A tabanında B'nin B olduğunu biliyorum ya ben. Hani bilgi hafızamda var benim bu kural. O yüzden de burada bir sayı olmaması lazım. Onu da buraya atarak hallediyorum. Yalnız bu buraya geçerken takla atarak geçtiği için bu buraya aslında 2 diye geçer. Tamam. O zaman da şöyle bir şey oluyor. X logaritma X tabanında 2X'in karesi eşittir 8'dir. Sonra bu kurala göre ee, şu 2x kare, 2x kare neye eşitmiş 8'e? Buradan 4x kare eşittir 8, yani x kare eşittir 2 geldi. X kare 2 ise x'in kök 2 olması lazım. Eksi kök 2 olamaz, çünkü buradaki xlerin değerleri pozitif olmalı bu. Sonra soru buydu, şu soruyu da çekiştireyim şuraya. Sen nesin diye bir bakalım. Bu logaritma 2 tabanında kök 2 demek. Bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 1 bölü 2 demek. Şu 1 bölü 2 paket halinde ne yapıyor? Öne düşüyor. Cevap da direkt zaten bu oluyor. Yani bu sorunun cevabı neymiş? 1 bölü 2 imiş diyeceğiz. 5 şıkkını işaretleyeceğiz. diyeceğiz. Burada biraz kural bilmemiz lazım. Hani 1, 3, 5 diye tek sayıların azıcık tek sayıların toplamı 2n-1'e kadar gidiyorsa bu toplamın sonucunun en kare olduğunu bilmen lazım. Ben onu şuraya bir not alayım. 1, 3, 5 diye 2n-1'e kadar giden bir toplamın değeri direkt n kareydi. Bu bir bilgi. Ee, o anlamda bunu çalıştırdığımızda çarpma olduğu için kuvvetler toplanacak. 1 artı 3 artı 5 diye 2 n eksi 1'e kadar yazacağız. Eşittir x. E demek ki bu 3 üzeri n kare şöyle yapalım. Eşittir x demek. Biz n'i istiyoruz değil mi? O zaman şunları bir yer değiştirelim. Logaritma 3 tabanında x eşittir n kare oldu. Bir de bunların ikisinin de kare kökünü alalım şöyle aldığımız zaman en eşittir. Karekök logaritma 3 tabanında x ile karşılaşırız. Böyle bir cevap olmalı. Evet A şıkkında. Şimdi e, burada e, demin anlattığım soruda şuranın en kare eşit olduğunu konuşmuştuk. Ha, bu bir formüldü. Şurada birden ne kadar giden toplam bunun değerini de şuraya yazayım ben n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bu da Gauss toplamıydı. Tabanları Bunlar n artı 1 olduğundan logaritma n artı 1 tabanında şunları bölerek yazmamız gerekiyor. Bak çünkü arada eksi var. O yüzden şu alanı geniş tutayım. n artı 1 bölü 2. Şöyle bölü n kare diyeceğiz. Evet. Mevzu bu. Peki. Devam edelim. Ne var elimde? Şimdi şuradan birer n gitti. Aşağıda n kaldı. Bunda mı çarptın? 2n etti. Yani n artı 1 bölü 2n yapıyor. Buradan devam edeyim. Bu da logaritma n artı 1 tabanında n artı 1. Sonra eksi olur. Çünkü bölme var. Logaritma n artı 1 tabanında 2n var derim. Şu zaten 1. O zaman 1 eksi logaritma n artı 1 tabanında 2n olur bu sorunun cevabı. Peki nerede? Evet. Cevap B şıkkında. Tamam. Bu test de bu şekilde bitmiş oldu. Şimdilik hoşçakalın.